Tekrar merhaba. Analizle karşınızdayız. Bu bölümde piyasa fiyatlamaları ve Borsa İstanbul'dan gelişmeleri, hisse performanslarını konuşacağız. Şimdi hemen BIST 100'ün kapanışını görmek için taç ekrana gidelim. Endekste bugün de yükseliş vardı. Aslında haftanın ilk 3 işlem gününde ağırlıklı olarak demir çelik sektörünün desteğiyle yukarı giden ve bugün 2000 puanın üzerine giden bir endeks görüyoruz. 2023 puanda bugün kapandı. Gün içinde 2044'ü de test etti ama saat 17'den sonra endeksi taşıyan Ereğli hissesinde bir kar realizasyonu geldi. Ereğli kazançlarının bir kısmını geri verince endeks de 2023 puanı gerileyerek bugünü noktaladı. Bankacılık tarafına da bakalım. %0,88 1655 puanda günü kapattı. 1663 gün içinde test edilen en yüksek seviyeydi. Sınayiye gelecek olursak Ereğli ve Kardemir'in yükselişiyle beraber sınayi endekste de bugün de yön yukarıydı. %2,29'luk prim gün içinde 3720'ye kadar tırmanış ama az evvel bahsettiğim gibi Ereğli'ye kapanışa yakın gelen satışlarla beraber 3720'den 3671'e gerileyerek fakat bugünü yükselişle noktaladı. Peki şu an Viyop 30 kontratında durum nasıl? Bir de oraya bakalım. Akşam seansı yine pozitif geçiyor şu an itibariyle. 2298 puanda. Aslında saat 19'da ilk açıldıktan sonra bir miktar düşmüştü yakın vade BIST 30 endeksi ama sonra toparlamış görünüyor. Şu an 2298 puan seviyesinde. Bugün tabii gözler özellikle yurt içi piyasalarda enflasyon verisindeydi. Yıllık enflasyon %54,4'e yükseldi. Üretici tarafındaki fiyat artışlarının ise yıllık %100 sınırını aştığını gördük. Enflasyondaki son gidişata ilişkin detayları izleyelim. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre geçtiğimiz ay tüketici fiyatları endeksi aylık bazda %4,81 artarken yıllık enflasyon %54,44 oldu. Bu dönemde işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütünle altın hariç olan özel kapsamlı TÜFE'de aylık artış %3,87, yıllık artış %47,01 oldu. Şubat ayında yıllık çekirdek enflasyon %44,05 seviyesinde gerçekleşti. Rakamlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada rakamları hatırlatan Nebati, bu süreçte ülkemizde özellikle enerji ve emtia kaynaklı baskılar etkili oldu dedi. Salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma neticesinde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğuna birlikte şahit oluyoruz. Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiğimizi yakın zamanda gıda ürünlerinde ve elektrikte yaptığımız KDV indirimleriyle gösterdi. Ayrıca diğer bakanlarımızla işbirliği içerisinde fahiş fiyat uygulayan işletmelerin denetlenmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyonla mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlarla düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz. 2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamıyla gireceğiz. Yurt içi üretici fiyat endeksinde ise aylık artış %7,22 olurken yıllık endekse %105,01'e yükseldi. Tüketici fiyatlarında ana harcama gruplarına bakıldığında aylık bazda en yüksek artış %8,41 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşandı. Onu %7 ile ev eşyası, %6,39 ile sağlık, %6,01 ile de çeşitli mal ve hizmet harcamaları takip etti. Yıllık bazda ise en yüksek artış %75,75 ile ulaştırmada gerçekleşti. Geçen ay fiyatı en çok artan ürün %88,51 ile karnabahar oldu. Kabak, domates, maydanoz ve kıvırcık listede ilk sıralarda yer aldı. Bu dönemde fiyatı en çok düşense %10,53'te çocuk gaza oldu. Bugün BIST 100'de en çok değer kazanan şirketlere baktığımızda daha çok madencilik şirketleri dikkati çekiyor. Koza Altın ve Koza Anadolu Madencilik bugün %10'a yakın değer kazandı ve BIST 100'de en çok değer kazanan şirketler oldu. Yine İpek Enerji de bugün rally yaptı diyebiliriz. Bunun yanı sıra Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Türk Telekom en çok yükselenler arasındaydı. Değer kaybedenlere baktığımızda Aydem Enerji %2,69 ile bugün ilk sırada yer aldı BIST 100 endeksinde. ARD Yazılım, Aksa Akrilik,
Doğuş Otomotiv ve Anadolu Grubu Holding de bugün BIST 100'de en çok düşenler arasına girdi. Piyasanın genelinde bir yükseliş vardı fakat bu 5 hissenin negatif ayrıştığını söylemek mümkün. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun mesajlarına döneceğiz. İstişare toplantısında sanayicilerle buluştu Merkez Bankası Başkanı ve özellikle ihracatçılara yönelik kredi desteklerinden bahsetti. İzleyelim. Merkez Bankası Başkanı Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu sanayicilerle bir araya geldi. İstişare toplantısında ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi. Sanayiciler taleplerini iletti. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü, yaptığı sunumda sanayicilerin uygun finansmana erişimi için yeni destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu, Türk ekonomisi açısından organize sanayi bölgelerinin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin 2021 yılında %11 büyüme gösterdiğini hatırlatan Kavcıoğlu, bu dönemi kıyasladığımızda sanayicilerin pandemi öncesi rakamların çok üzerine çıktığımızı görüyoruz dedi. Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat ana politikalarında desteklenmeye, finanse edilmeye devam edeceğini ifade eden Başkan Kavcıoğlu, hedefli kredi vurgusu yaptı. Bugün 30 milyar dolara çıkardığımız Exim Bank kredilerini uzun vadeli, düşük faizli olarak firmalarımıza kullandırmaya devam ediyoruz diye konuştu. Bugün puan katkısı açısından baktığımızda ilk sıradaki şirket yine Ereğli oldu. Zaten hafta başından beri borsayı taşıyan hisse de ağırlıklı olarak Ereğli diyebiliriz. Bugün yine tek başına 13 puan katkı verdi BIST 100 endeksine ve BIST 100'ün aslında 2000 puan üzerine yükselmesini sağlayan hissenin de Ereğli olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Onun haricinde ise bugün Aselsan, Tüpraş, BİM ve Kozaltın yükselişiyle beraber endeksi yukarı taşıdı diyebiliriz. Özellikle BİM de dün karını açıklamıştı ve bugün beklenti üzerinde gelen kar rakamıyla beraber yukarı doğru bir hareketlilik gösterdi. Bu arada hisse başı da brüt 2 liralık temettü haberi geldi dün itibariyle. Bugün hem temettü haberi hem de beklentiyi aşan kar rakamı sonrası BİM'in yükselişi de endeksi destekledi. Endeksteki yukarı hareketi sınırlayanlara baktığımızda Aksa Akrilik, Anadolu Grubu Holding, Aksa Enerji, Aydem Enerji ve ARD Yazılım şirketlerini görüyoruz. Bugün özellikle enerji açısından zayıf bir gün oldu diyebiliriz. İşlem hacmi tarafına gelecek olursak bugün 33.3 milyar oldu işlem hacmi. Dün de 32.4 milyardı. 30-35 milyar bandında görüyoruz son 3 gündeki işlem hacimlerini. Bu arada aylık ortalamanın da üzerindeyiz. Yani Borsa İstanbul 2000 puanın üzerine aslında aylık ortalamanın üzerinde bir işlem hacmiyle gitti. Ve burada da fiyat hareketini en etkileyen hisse senedi Ereğli Demir Çelik oldu. Bugün endeksin de toplam hacminin 33.3 milyara yükseldiğini görüyoruz. Tabii bununla beraber sektör performansları da önemli. Bugün borsada sektörler geneline yayılan bir yükseliş hareketi vardı. Tek bir sektör geriledi. O da spor endeksi. Bugün spor hisseleri biraz zayıfladı. %0.11'lik düşüş vardı. Spor endeksinde en çok değer kazancı ise madencilik endeksinde görüldü. Bugün hem Koza Altın hem de Koza Anadolu madencilik hisselerinde görülen rally ile beraber madencilik endeksi %9.7 değer kazandı. İkinci sırada turizmi görüyoruz. Turizm geçtiğimiz haftadan beri borsada en çok düşen sektörler arasında. Rusya-Ukrayna savaşı turizm şirketlerini olumsuz etkiliyor. Ancak bugün %6'nın üzerinde değer kazancı var turizm endeksinde. Bugün ciddi bir alım geldi. Onun haricinde inşaat yine özellikle Enka İnşaat hissesi savaşın başlamasıyla beraber baskı altında kalmıştı. Fakat inşaat endeksi bugün bir toparladı. %4'ün üzerinde prim vardı. Metal sanayi endeksi sadece bugünün değil, hafta başından beri de baktığımızda borsada en dikkat çeken sektörler arasında ki demir çelik burada etkili. Ereğli ve Kardemir'in yükselişi metal sanayi endeksini bugün de taşıdı. Son olarak teknolojinin bugün en çok yükselen 5. sektör endeksi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber bugün özellikle hisse piyasalarında yabancı işlemlerine yönelik menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Ve menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda geçtiğimiz hafta yani savaşın başladığı hafta yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'da
87 milyon dolarlık hisse senedi sattığını görüyoruz. Aslında bir önceki hafta, yani Şubat'ın o 3. haftasında çok sınırlı bir para girişi vardı. Fakat geçtiğimiz hafta özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı gün itibariyle yabancıların da satışlarını arttırdığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta boyunca 87 milyon dolarlık satış yapmış yabancı yatırımcı. Hisselerde, tahvillerde ise 371 milyon dolarlık bir para çıkışı gerçekleşmiş. Bu arada yabancı hisse satışlarıyla beraber yabancı payında da düşüşün devam ettiğini söyleyebiliriz. Borsa İstanbul pay piyasasında yabancı oranı %40'ın tekrar altına geldi. %39.66 şu anda ve tarihi diplere yakın seviyelerde diyebiliriz. Geçtiğimiz yılın son ayı Aralık ayında %44 seviyesine kadar yükselmişti ama Aralık ayından beri genel bir düşüş var. Son durum itibariyle de %39.66 seviyesine geriledi Borsa İstanbul pay piyasasında yabancı oranı. Bugün tabi diğer yandan döviz tevdiat hesapları ve BDDK'nın açıkladığı kur korumalı mevduata girişler de takip edildi. BDDK'nın verilerine göre özellikle tabi tüzel kişilerin vergi avantajından yararlanmak amacıyla dövizden TL'ye geçişlerine devam ettiğini görüyoruz. Ve kur korumalı mevduattaki toplam büyüklük de 500 milyar lirayı aşmış. Detaylarını izleyelim. Kur korumalı mevduat büyüklüğü 520.1 milyar liraya yükseldi. 25 Şubat'ta sona eren vergi avantajı şirketler tarafından ilgiyi artırdı. Merkez Bankası haftalık verilerine göre şirketlerdeki döviz mevduatı çözülmesinin devam ettiği görüldü. 25 Şubat haftasında tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 23 milyon dolar azaldı. Böylece 4 haftada çözülme 13.7 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası verilerine göre bireylerin döviz mevduatı ise 1 milyar 217 milyon dolar yükselirken toplam döviz mevduatı da 25 Şubat haftasında 185 milyon dolar artış gösterdi. Bankacılık sektörü toplam mevduatsa 204.2 milyar lira artarak 5 trilyon 895 milyar liraya yükseldi. Yabancı para mevduatı geçen hafta 243 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 215 milyar 833 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Küresel borsalardaki son duruma da bakalım. Dün itibariyle Fed Başkanı Powell'ın Mart'ta faiz artışına yakınız, 25 bas puanlık bir faiz artışının söz konusu olabileceğine ilişkin mesajlarıyla beraber ve tabii müzakerelerin devam etmesiyle beraber dün bir toparlanma vardı ABD borsalarında. Bugün biraz daha karışık bir seyri var. Rusya-Ukrayna arasında 3. müzakerelerin yapılmasına karar verildi. Bugün yine Fed yöneticilerinin açıklamaları takip edildi. Yine ABD'den ekonomik datalar vardı. Ve şu an borsaların hareketine baktığımızda karışık diyebiliriz. Dow Jones'ta ve S&P 500'de sınırlı yükselişler var. Nasdaq'ta ise şu an %0.7'ye yakın kayıp var. Güney Amerika'da ise iki gelişen ülke borsasında yön yukarı. Brezilya daha dikkat çeken tarafta. Avrupa'da ise bugün satış hakimdi. Dün ciddi biçimde toparlayan, %3'ün üzerinde yükselen Avrupa endeksleri bugün dünkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi. Özellikle de Madrid'de IBEX %3.6'lık kayıpla dikkat çekti. Asya'da ise karışık bir seyir vardı diyebiliriz. Güney Kore, Hong Kong ve Japonya'da değer kazanımı, Hindistan ve Çin'in Şangay Birleşik Endeksinde kayıplar söz konusu oldu. Kısacası küresel borsalarda aslında yukarı doğru hareketlerin hala zayıf kaldığını ve aşağı doğru eğilimin hala devam ettiğini söyleyebiliriz ki geçen hafta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla beraber aşağı doğru hareketliliğin biraz daha dikkat çektiğini izlemiştik. Bu arada Rusya'ya yönelik yaptırımlar da devam ediyor. Son olarak kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's de Rusya'nın kredi notunu çöp seviyesine indirdi. Tahvillere ilişkin yatırım yapılamaz notunu verdi. Detaylarını izleyelim. Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından batılı ülkelerin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rus ekonomisi zor zamanlardan geçiyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ülkenin kredi notunu düşürürken Londra borsasında işlem gören Rus şirketlerin hissesinde değer kaybı %80'i aştı.
S&P'nin ardından Fitch ve Moody's de yaptırımların olası etkilerini gerekçe göstererek Rusya'nın kredi notunu çöp seviyesine indirdi. Moody's, ülkenin kredi notunu Baa3'ten B seviyesine, Fitch ise BBB seviyesinden B'ye düşürdü. Kredi derecelendirme kuruluşları Rusya'nın uluslararası rezervlerine erişimi sınırlayan yaptırımlar nedeniyle ekonomi ve finans sektöründe sürekli bir bozulma olasılığı olduğunu aktardı. Ayrıca ülkenin borcunun geri ödenmesinde risklerin arttığı vurgulandı. Öte yandan dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından MSCI, Rusya endekslerini gelişmekte olan piyasalar statüsünden çıkardı. Bu karar 9 Mart piyasa kapanışı sonrası uygulanmaya konacak. Yatırımcıların çok fazla takip ettiği gelişen piyasalar endeksinde Rusya'nın ağırlığı %1.5 seviyesinde bulunuyor. FTSE Russell'da Rusya'yı oluşturduğu endekslerin dışına çıkarma kararı aldı. Moskova borsasına kote şirketlerden oluşturduğu Rusya endeksi 7 Mart'ta kapatılacak. Rus şirketlerin endekslerdeki kayıpları da artıyor. Londra'da işlem gören Rusya'nın en büyük bankası Sberbank hisseleri savaşın başladığı günden bugüne %98 değer kaybetti. Rusya'nın en önemli enerji şirketlerinden Gazprom hisselerinde değer kaybı ise %87 oldu. Rusneft hisseleri %78, Surgutneft hisseleri ise %88 düştü. Tahvil cephesine de bakalım. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.86 seviyesine gerilemiş görünüyor an itibariyle. Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı ABD tahvillerine de bir miktar güvenli liman alımını tetikledi. Dün yükseliş vardı. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla beraber uzun vadeli tahvil faizlerinin bir miktar yukarı gittiğini izledik ama bugün o hareket kalıcılık sağlamadı. Yeniden aşağı doğru bir gidiş var. Emtia tarafına da bakalım. Altın, petrol ve bir de buğday tabii son dönemde en çok takip edilen emtialar arasında. Özellikle altın ons da geçen hafta savaşın patlak vermesiyle beraber 1975 dolara kadar tırmanmıştı ve şu anda 1933 dolar seviyesinde görüyoruz. Geçen haftaki zirvesini geçmeyi başaramadı ve şu anda sakin de olsa yukarı doğru eğilimine devam ediyor. Petrol tarafına gelecek olursak petrol bugün bir miktar geri çekilme gösteriyor. %4.7'lik düşüş var. 111 doların hemen üzerinde görüyoruz Brent petrolü ama bugünkü düşüşüne rağmen yılbaşından bugüne %44'e yakın değer kazandı Brent petrol ki bu hareketin bir de tabii tarımsal emtialardaki hareketle beraber küresel enflasyon beklentilerini biraz daha bozduğunu da söyleyebiliriz. Savaşın başlamasıyla beraber petrol, buğday ve diğer önemli emtialardaki fiyat hareketlerine yönelik haberimizi izleyelim. Ukrayna-Rusya savaşı emtia fiyatlarını zirveye taşıdı. Buğday 14 yılın, petrol ise 10 yılın zirvesini gördü. Savaş başlamadan önce 96.65 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı %24 değer kazanarak 119 doları aştı. Böylece 2012'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol piyasalarının merakla beklediği OPEC Plus toplantısında günlük sadece 400 bin varil artırım kararı geldi. ABD ise stratejik rezervlerinden 30 milyon varili piyasaya sürecek. Konjonktüre baktığımızda burada petrol fiyatlarının kalıcı geri gelmesi pek bence mümkün gözükmüyor. Geri gelme sebebi de olsa olsa şu olur. Hani aşırı hızlı artan fiyatlardan dolayı kendi kendini imha eden bir talep daralması bir süreliğine olursa belki o zaman petrol fiyatında bir geri gelme olur. Bu parabolik çıkışın, parabolik açıya dönen çıkışta, parabolik açıya çıkan dönen çıkışta 106 doların üstünde kalıyor olması özellikle bugün görüşmelerden sonra 106 doların üstünde kalmaya devam ediyor olması maalesef petrolün 131 dolarlara doğru bu şımarıklığını, parabolik çıkışlar şımarık çıkışlardır, şımarıklığını yukarı yönlü devam ettirmesi eğer görüşmelerden bir olumluluk olmazsa an itibariyle bir adım önde. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de Nisan vadeli kontratlar için fiyatlar %50 yaşan artışla 194 euroyu gördü. Geçen sene Şubat'ta 17 euro seviyelerinde olan bu rakam Aralık 2021'de 166 euroyu görmüştü. 194 euroluk TTF fiyatı 1000 metreküp gazın fiyatının 2064 euro olması anlamına geliyor. Ama enerji fiyatları olsun, ama endüstriyel metal fiyatları olsun, ama gıda fiyatları olsun. Bence önümüzdeki en azından 3 ila 6 ayda yüksek kalmaya devam edecektir.
Bir diğer emtia olan buğdayın fiyatı da ticaretin durma noktasına gelmesiyle 2008 Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Savaş başlamadan 849 dolar seviyesinde olan buğday 1134 dolar seviyesine çıktı. Dünya Bankası önümüzdeki aylarda kullanılmak üzere Ukrayna için 3 milyar dolarlık bir destek paketi hazırladığını duyurdu. Paket hafta içi onaya sunulacak ve en az 350 milyon dolarlık bütçe desteğiyle başlayacak. Normal koşullar altında devam etseydik emtialarda bu yükselişi görmeyecektik. Emtialarda ise bir kıtlık fiyatlaması var. Şu andaki gidişatta Türk borsası da buna ayak uydurmuş diyebiliriz. Borsa İstanbul'da şirketlerden gelişmelere bakacağız. Kârları takip ediyoruz bilanço sezonunda ve bir yandan da kâr elde eden şirketlerden temettü açıklayanlar var. Öncelikle temettü gelişmelerine bakacağız. Garanti Bankası bu akşam hisse başı brüt 31 kuruşluk temettü kararı aldığını açıkladı. Yönetim kurulu kararına istinaden hisse başı brüt 31 kuruş, vergi sonrası, stop buy sonrası net 28 kuruş temettü dağıtılmasına karar verilmiş. Ama tabii genel kurul onayına sunulacak bu yönetim kurulu teklifi. Garanti Bankası'nın genel kurulu da 31 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Eğer genel kuruldan da geçerse hisse başı brüt 31 kuruş, net 28 kuruş kar payı dağıtacak ortaklarına Garanti Bankası. Peki bugünkü hareketi nasıldı bir bakalım. %1.38 değer kazandı bugün. 11 lira 78 kuruş seviyesinde. Gün içinde 11.81'i de gördü hisse senedi. Bakalım temettü haberiyle beraber yarın nasıl bir hareket yapacak? Örneğin dün temettü açıklayan Kardemir hissesi bugün değer kazanmıştı. Temettü açıklayan bazı hisselerde ertesi gün hareketlilikler görülebiliyor. O açıdan Garanti de yarın takip edilecek hisseler arasında. Enka İnşaat da yine bugün yönetim kurulu kararına istinaden 50 kuruşluk temettü ödemesi kararını açıkladı. Bu da tabii 25 Mart'ta genel kurul onayına sunulacak. Eğer 25 Mart'ta genel kurulda onay verirse yatırımcılara hisse başı brüt 50 kuruş net, yani stopaj vergi sonrası 45 kuruşluk temettü ödemesi gerçekleşecek. Bu temettü ödemesinin gerçekleşeceği tarih de 13 Nisan. 13 Nisan'da yatırımcı hesaplarına geçecek. Bugünkü hareketine bakalım Enka İnşaat'ın. %6.3 bugün çok sert bir yükseliş vardı. 12.80 seviyesinde kapanış yaptı. Açılıştan sonra genel yön yukarıydı ve aslında saat 17 itibariyle 12.88'e kadar tırmandıktan sonra kapanışı 12.80 seviyesinde gerçekleştirdi. Aygaz'da da yönetim kurulu temettü ödeme teklifini açıkladı. 0.50 TL, 50 kuruşluk bir temettü ödemesi teklifi var. Burada da genel kurul 30 Mart'ta yapılacak. 30 Mart'taki genel kurul onay verirse hisse başı brüt 50 kuruş, net 45 kuruşluk bir kar payı ödemesi olacak Aygaz'ında. Ve bu temettü ödemesinin tarihi de 6 Nisan 2022 olarak açıklandı. Bugünkü hareketine bakalım Aygaz'ında. Yatay bir kapanış yaptı bugün. Gün içinde 25.68, 25.10 fiyat bölgesinde dalgalı bir fiyat hareketi gördük ve kapanış dünle aynı seviyede 25 lira 30 kuruşta gerçekleşti. Zorlu Enerji'deki gelişmeye bakacak olursak, yenilenebilir elektrik üretim tesisiyle ilgili bir bilgilendirme yaptı. Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Denizli'de devreye almayı planladığı Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi yatırımıyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bir başvuruda bulunulmuş. Açıklama bu yönde geldi. Zorlu Enerji'nin bugünkü kapanış fiyatına ve performansına bakalım. %0.67 bugün yukarı gitti. Gün içinde 1.50-1.53 bu dar bant aralığında hareket etti diyebiliriz. Kapanış 1.51 seviyesinde gerçekleşti. Pay geri alımlarına gelecek olursak Arçelik ve Sabancı Holding yine düzenli alımlarına devam ediyor. Sabancı ile başlayacak olursak şirket bugün de ağırlıkta ortalama 15.90 fiyatından 500 bin adet hissesini piyasadan geri almış ve şu ana kadar 27.8 milyon adet hissesini piyasadan geri çekmiş. Yani piyasadan hisse geri alarak aslında fiyatı desteklemeye devam ediyor Sabancı Holding. Yine şirketin bağlı ortaklığı enerji şirketi Enerjisa
geçtiğimiz hafta tabii temettü kararını açıklamıştı son çeyrek karına ilişkin. Ve Enerjisa'nın da bu kar payı ödemelerinin 4 Mart tarihinde yapılacağını ve Enerjisa'dan Sabancı Holding'in toplam 462 milyon 616 bin 60 liralık bir temettü alacağı olacağını açıkladı Sabancı Holding. Yani Sabancı Holding Enerjisa'dan yaklaşık 462.6 milyon liralık temettü geliri elde edecek. Bu da yine bu akşam takip ettiğimiz önemli gelişmeler arasındaydı. Hemen Sabancı Holding'in de bugünkü performansına bakalım. %2'ye yakın bugün değer kazandı. Gün içinde 16 liranın üzerini de test etti ama kapanışa doğru bir miktar kar satışı geldi. Yine de günü 15.90 seviyesinde yükselişle noktalamayı başardı. Son olarak Arçelik'in pay geri alımına bakalım. Arçelik dün de piyasadan hisse almıştı. Bugün de ortalama 54.84 birim fiyatından 45 bin adet hissesini piyasadan geri almış Arçelik. Şu ana kadar da sermayesinin %7.8'ini oluşturan toplam 52.7 milyon hisseyi geri almış oldu bugünkü son işlemlerle beraber. Arçelik'in bugünkü kapanışına gelecek olursak %1'in üzerinde değer kazanımıyla günü noktaladı. 55.40 son kapanış fiyatıydı ama gün içinde saat 17 civarında 55.95'e kadar da tırmandı ve günü %1'in üzerinde kazançla noktaladı diyelim ve bu bölümü noktalayalım. Diğer şirket haberleri var, onları da izleyelim. Türk Hava Yolları ile Air Serbia arasında genişletilmiş kod paylaşımı anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Belgrad-İstanbul rotalarında ortak uçuş yapan taşıyıcılardan Air Serbia'nın JU pazarlama kodunun Anadolu Jet'in Ankara ve Belgrad arasındaki uçuşlarına, Türk Hava Yolları'nın TK pazarlama kodununsa Air Serbia'nın Niş İstanbul ve Kraljeva İstanbul seferlerine eklenmesi sonucunda ortak uçuşlar genişletilecek. Böylece bu hatlardaki yolcuların Türk Hava Yolları'nın kapsamlı uçuş ağına erişimleri sağlandı. Sogar Türkiye iştiraklerinden Sogar Marine, faaliyet alanına yurt içi denizcilik yakıtı pazarını da kattı ve bu kapsamda Marmara, Ege ve Akdeniz'de satışlara başladı. Şirket, yurt içinde yolcu ve yük taşıyan gemilerden turizm teknelerine, balıkçılardan kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazede müşterilerin ihtiyaçlarına hızla cevap verecek. Hitit bilgisayar hizmetlerinin hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Hitit bilgisayarın finansal gelirlerinin önemli bir kısmını teknoloji hizmeti ihracatı yaparak sağladığını belirtti. Hitit bilgisayarın halka arz tutarı yaklaşık 431 milyon TL olurken 48 bin yatırımcıya satış yapıldı. 1-2 Mart tarihlerinde talep toplama süreci tamamlanan Gezinomi'de halka arz büyüklüğü 140 milyon TL oldu. Şirketin halka arzında 14 TL hisse fiyatı üzerinden 10 milyon TL'lik nominal değerli pay satıldı. Temizlik ambalaj üreticisi Koroplast halka açılıyor. Şirket bu kapsamda taslak izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptı. Siemens Enerji, Ukrayna saldırısı nedeniyle Moskova'ya uygulanan yaptırımlar ardından Rusya'ya yönelik tüm yeni ticari faaliyetleri durdurdu. Almanya merkezli şirketin yerel bakım ve onarım faaliyetlerine yaptırımlara sıkı sıkıya bağlı kalarak devam edeceği de kaydedildi. Borsa İstanbul'da bilanço açıklayan şirketlerden derlediğimiz haber turunu izleyelim. Anadolu Grubu Holding 2021 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket geçen yılın 4. çeyreğinde bilançosuna 107 milyon TL kar yazdı. Holdingin satış gelirleri bu dönemde %46.2 oranında artarak 6.9 milyar TL'ye yükseldi. Son çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Holding 2021 yılını 1.29 milyar TL ana ortaklık net dönem karıyla kapattı. BİM Birleşik Mağazalar'dan 2021 yılında 2.9 milyar TL kar geldi. Şirketin 4. çeyrek karı ise 638.7 milyon TL olarak açıklandı. Bu dönemde satış gelirleri de %33.3 oranında artarak 20.4 milyon TL oldu. Enka İnşaat, geçen yılın tamamında karını %14.5 artışla 5.1 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin 4. çeyrek karı da 828.1 milyon TL oldu. Satış gelirleri ise %194.3 oranında artarak 9.6 milyar TL'ye yükseldi.
Arzum elektrikli ev aletleri geçen yılın 4. çeyreğinde 17.5 milyon TL net dönem karına imza attı. Şirketin satış geliri %36.7 oranında artarak 235.4 milyon TL'ye yükselirken 2021 yılı net dönem karı 50.1 milyon TL oldu. Borusan Mannesman geçen yılın 4. çeyreğinde 126.8 milyon TL ana ortaklık net dönem zararı açıkladı. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %148.3 oranında artan şirketin 2021 yılı karı ise 94.3 milyon TL oldu. Şimdi piyasa ve ekonomideki gelişmelere yönelik yorum alacağız. Stratejist Mustafa Aşkın yorumlarıyla bizlere katkı verecek. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Borsa İstanbul'da toparlama var. Aslında geçen hafta Rusya-Ukrayna'ya savaş açtığı gün sert bir düşüş vardı ama ondan sonra düşmedi borsa. Ufak ufak yukarı doğru gitmeye devam etti ve bugün 2000 puanın üzerine geldiğini görüyoruz. Özellikle de demir-çelik sektörü hisseleri burada etkili oldu. Ereğli endeksi 2000 puan üzerine taşıdı. Buradaki hareketliliğin devamını bekliyor musunuz yoksa temkinli mi olmak lazım? Öz itibariyle baktığımızda dünya borsalarının geneli ve özellikle bizim borsa iyimser kalmak için bayağı bir çaba sarf ediyor. Onu açık konuşmak gerekiyor. Özünde baktığınızda birkaç tane sizin de analizlerinize yer alan hisse senedinin önderliğinde endeks yukarı doğru çıkıyor. Demir çelik sektörü bunun başını çekiyor. Henüz bankacılık sektörüyle ilgili bir hızlı bir çıkış söz konusu değil. Yabancı girişlerinde daha doğrusu çıkışlarında bir parça azalma var ama hala çıkıyorlar. Biz bize kaldık. Biz bize biraz daha olumlu görmek için ciddi çaba sarf ediyoruz. Teknik anlamda baktığınızda bu çıkışın yükselmesi için enflasyonu kullanan yatırımcılar da var. Enflasyon yüksek nasıl olsa karlar yüksek gelecek veya şirket değerleri yükselebilecek beklentisinde olan yatırımcılar da var. Diğer taraftan savaşın uzun sürmeyeceğini ve Fed'in faiz kararlarının çok etkili olmayacağını beklentisi içinde olanlar da var. Ama ne olursa olsun ben bu iyimserliği biraz fazla buluyorum. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Tabii diğer yandan işlem hacimlerine de bakıyoruz. Son günlerde aylık ortalamanın üzerinde hacimler. Bugün de 33.3 milyar TL oldu. İşlem hacimleri bu yükselişi teyit ediyor mu? Eğer öyle değilse hacimlerde hangi seviye geçilirse biz gerçekten önemli bir hareketin içinde olabiliriz. Bir süredir 20-25 civarına oturmuştu. Şimdi 30'u geçtiği için bir parça daha sanki yükselişi teyit eder gibi ama gerçekte 40 veya üzeri olması son derece olumlu olacaktır. Ama görünen o ki piyasa düşmek istemiyor ve yavaş yavaş da bir şekilde para girişi var az da olsa. Fakat yine halka arzlar da söz konusu. Bu halka arzlara giden paraların bir kısmı çözülüyor, yeni halka arzlar geliyor. Netice itibariyle kısa vade için baktığımızda 30 milyar ve üstü günlük işlem hacmi yükselişi teyit eder nitelikteymiş gibi görünüyor. Tabii jeopolitik riskler, makroekonomik riskler dışında konuşuyorum. Kısa vade için teknik anlamda yukarı gitme potansiyeli bulunuyor borsanın ama orta vadede biraz daha dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Diğer yandan Borsa İstanbul'da kar açıklayan şirketlerden Temettü gelişmelerini de takip ediyoruz. Dün Kardemir hisse başı Temettü haberini açıkladı. Yine bu akşam Garanti, Enka İnşaat, Aygaz Temettü ödeyeceğini açıkladı ve miktarları da belirtti. Tabii borsanın da çok hareketli olmadığı durgun bir dönemdeyiz. Bu tarz Temettü açıklayan, hatta geçtiğimiz yıllarda da düzenli kar payı dağıtan şirketlere yatırım yapmak açısından cazip bir dönem olabilir mi? Uzun vadede bir bakış açısıyla baktığınızda borsada ne gibi fırsatlar var? Esasında yaklaşık bir 20-25 yıldır ben bu konuda ciddi bir savaş içindeyim. Biriktirmek anlamıyla temettüsü iyi olup bilançosu iyi olan şirketleri pek çok yatırımcıya aldırdım. Dolayısıyla da bunun faydalarını onlar da gördüler. Yönettiğimiz fonlarda da görüldü. Çok zaman dilimine bakmadan biriktirmek amacıyla ve en az 5-6 yıllık bir projeksiyon dahilinde en az ve ortalamada da 10-15 yıllık bir projeksiyon dahilinde seçilmiş hisse senetlerini, özellikle temettüsü yüksek hisse senetlerini almaları durumunda yatırımcıların, tabii bu ellerindeki bütün parayla alacakları anlamına gelmiyor,
biriktirmeden kastım her ay düzenli bir şekilde sanki BES'e para yatırıyormuş gibi belli bir miktarda, çok yüksek olmayan bir miktarda hisse senedi biriktirmeleri çok yararlı olacaktır. Burada endeksin çıkmış olması veya düşmüş olmasının hiçbir önemi yok. Zamana yaydığınız için ortalama maliyetiniz oldukça düşük olacaktır. Aynı zamanda temettü veriminiz de giderek yükselecek bir hal alacaktır. Dolayısıyla geçmiş en az 10 yıllık veriye bakarak temettü ortalaması yüksek kalmış ve bilançoları iyi, tercihen İMKB 100 içinde, yani BIST 100 içinde olan hisse senetlerini yatırımcılarımız rahatlıkla biriktirmeye başlayabilirler. Bu arada özellikle savaşın başlamasıyla beraber borsada bazı sektörlerde sert düşüş var. İşte turizm, havacılık, bazı inşaat hisseleri ciddi biçimde geri çekildi. Hatta bunlara Ukrayna'daki ve Rusya'daki faaliyetleri sebebiyle Anadolu Efes ve Mavi Giyim'i de ekleyebiliriz. Savaşın dolayısıyla ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama bittiği takdirde bu savaş fiyatlamasıyla borsada sert düşen bu tarz şirketler özellikle turizm ve havacılık hisselerinde önemli bir potansiyel olabilir mi? Olabilir ama tabii savaşın bir hangi boyuta evrileceğini kestirmek çok zor. Dediğim gibi dünya borsaları bu savaşı pek umursamıyorlar ama bunun özellikle ekonomik faturası netice itibariyle pek çok şirketi ve dünya ekonomisi de olumsuz yönde etkileyecek. Aynı zamanda enflasyon da körükleyecek. Makro anlamda baktığınızda dünya bu trendte giderse özellikle enerji fiyatları ve ham madde fiyatlarındaki yükselişle büyümede hızlı bir düşüş, enflasyonda hızlı bir yükselişle stagflasyona doğru gidiyor. Stagflasyon ortamı borsalar için kabus senaryosunun başladığı bir ortamdır. Dolayısıyla kısa vade için şu anda biz günü kurtarıyoruz dünya borsaları olarak ama orta ve uzun vadede çok dikkatli olmak lazım biriktirmek dışındaki borsa yatırımlarında. Ama ani haber akışlarına göre hisse senetleri tabii olumlu veya olumsuz tepki yapabilirler. Bir ateşkes anlaşmasının imzalanması durumunda Rusya ile Ukrayna arasında havacılık ve özellikle turizm sektöründe geçici de olsa yükselişler kaydedilecektir. Bu arada bugün menkul kıymet istatistikleri vardı. Geçen hafta yabancı yatırımcılar 87 milyon dolarlık hisse senedi satmış piyasamızda ve bugünkü son yabancı oranına baktığımızda da %39.6 seviyelerinde görüyoruz. Tarihi diplere yakın. Bu savaş ortamı da devam ederken Fed'in de tabii faiz artışlarını bekliyoruz. Dolayısıyla yabancı iştahı yine düşük mü seyredecek yoksa gerçekten tarihi diplere yakınız? Buradan aşağısı olmaz mı yabancı eğilimi için? Baktığınızda daha aşağısı olmaz ne yazık ki diyemiyorum. Hakikaten tarihi dipler seviyesindeyiz ama CDS'imizin 600'lerin üzerinde olduğu, dünyada konjonktür olarak da çok ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönemde ne yazık ki bizim ve bizim gibi ülkelere dışarıdan sermaye girişinin son derece sınırlı olduğu, hatta olmadığı bir döneme giriyoruz. Üstüne üstlük Fed'in de fonlama maliyetlerini arttıracağı artık çok aşikar. Bu nedenle yabancı yatırımcıların belli bir süre Türkiye'den uzak kalmaya devam edeceğini bekliyorum. Ne zaman dönebilirler? Özellikle biz enflasyonu belli bir seviyenin altına çekebilirsek, %20'ler yıllık anlamda konuşuyorum, o zaman yavaş yavaş dönmeye başlayabilirler. Dolayısıyla enflasyon ve risk primine dikkat etmek gerekiyor. Enflasyona dikkat çektiniz. Bugün de enflasyon rakamlarına baktık. Yükseliş hem tüketici enflasyonunda hem üretici enflasyonunda devam etti ve aslında geçtiğimiz yıl Ekim ayından beri enflasyon ve kurdaki hareketlerin borsayı olumlu etkilediğine yönelik genel bir görüş var. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Fiyatlardaki bu hızlı artışlar şirket bilançolarına nasıl yansıyor ve eğer enflasyon böyle devam ederse borsa bundan olumlu mu etkilenir yoksa bir noktadan sonra hisseleri olumsuz mu etkiler? Esas önemli bir noktaya değindiniz. Ne yazık ki hani daha önce de söylemiştim. Çok yüksek enflasyonist dönemi yaşamayan arkadaşlarımız şu anda analiz yapmak durumundalar yaşları itibariyle. Yüksek enflasyon yaşanan dönemlerde belli bir dönem varlık fiyatları çıkıyormuş gibi görünse de reel olarak aslında çok büyük bir artış yaşamazlar. Bunun dışında da belli bir süre sonra enflasyonun artmasına bağlı olarak öz sermaye yetersizlikleri, tahsili gecikmiş alacakların artmış olması, satışlarda yaşanabilecek durgunluklar ve maliyetlerin yarattığı sıkıntılar bilançoları ciddi derecede yormaya başlar. Dolayısıyla hisse senedi seçimlerinde çok dikkatli olmak lazım. Başta geçici bir mutluluk yaratır bu enflasyonun yüksek olması ama daha sonra ne yazık ki borsalarda buna ters bir cevapla
aşağı gelme yönünde bir eğilim gösterirler. Dolayısıyla ezberden kaçmak, enflasyon yükselince endeksi hisse senedine alın demek pek doğru bir yaklaşım değil. Diğer yandan dün itibariyle Fed Başkanı Powell'ın da açıklamalarını takip ettik. Savaş başlayınca acaba Fed öngörülen biçimde agresif bir sıkılaşma yapmaz mı? Bunları tartışıyorduk ki vadeli piyasalarda da Fed'in Mart ayında 50 bas puan artırma olasılıkları azalmıştı. Ama Powell şu anki düşüncesini 25 bas puanlık bir faiz artışını desteklemek olduğunu açıkladı. Bu noktada piyasa 25 bas puanı fiyatladı mı? Mart'taki bu tarz bir faiz artışı piyasayı rahatsız eder mi? O açıdan neler düşünüyorsunuz? Evet, 25 bas puanı fiyatladı piyasa gibi geliyor. Esasında 50 bas puanı fiyatlamıştı. Powell'ın açıklamalarının anladığı kadarıyla 25 puan sanki düşürme yapmış gibi geldi piyasaya bir anda. 50'den 25'e düştü, 0-25'e diye. O mutluluklar ise varlıkları bir yönelme oldu. Ama bu yılın özelinde enflasyonun ben özellikle dünyada daha da yükselecek kanaatindeyim. Dolayısıyla Mart'ta 25 ile bile başlıyor olsa FED, daha sonraki aylarda hızlıca 50'lere doğru gidecektir faiz artışlarında ara dönemlerde. Dolayısıyla hiç kimse istemez ama bu savaşın bir an önce bitmesi de gerekiyor. Bitse bile enflasyonist baskı devam edecek. Barış olmadığı takdirde, savaş uzadığı takdirde de farklı ekonomik komplikasyonlar tüm dünyada kendini gösterecektir. Savaş var, böylece işte enflasyonun önlemek için faiz arttıramaz mantığı da belli bir süre sonra çökmeye başlayacaktır. Dolayısıyla bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor. Bu arada Fed'in faiz artışlarıyla beraber bu yükselen petrol ve tarımsal emtia fiyatlarının küresel bir stagflasyona yol açıp açmayacağına yönelik tabii endişeler de ön plana çıkmaya başladı. Ekonomilerde bir durgunluk ve enflasyonun daha da yükseldiği bir ortam bekliyor musunuz bu yıl? Çünkü savaş başladığından beri Brent petrolde, buğdayda, mısırda önemli maliyet etkisi yaratabilecek tüm emtialarda çok sert hareketlilik var. O açıdan bir stagflasyon olasılığı yükseldi mi acaba? Evet, konuşmamın başına da ifade etmeye çalışmıştım. Ne yazık ki hem enflasyonist baskılar, emtia ve enerji fiyatlarındaki hem de büyümede keskin bir düşüş olacak bu sene dünya genelinde. Türkiye'de de öyle olacak ne yazık ki. Bunlar birleşince ve ne yazık bir diğer taraftan da Rusya ve Ukrayna ile ilgili durum ortaya çıkınca stagflasyona doğru sanki dört nala giden bir ekonomik anlayış var küresel piyasalarda. Muhtemeldir ki yaz aylarının ortalarından itibaren bunu çok daha hissedeceğiz. Bu dönem 1970'lerin sonu 80'lerin ortalarına kadar özellikle Avrupa ve Amerika ekonomisinde etkili olmuştu. Oldukça sorunlu bir dönemdir. O yüzden de yatırım yaparken de bireysel olarak yatırım yaparken de dikkatli olmakta, iyi analiz yapmakta fayda olduğu düşüncesindeyim. Son olarak da bununla ilgili olarak aslında altın tarafı için nasıl bir senaryo görüyorsunuz? Çünkü genelde bu stagflasyon ortamlarında yüksek enflasyon olan ve reel faizlerin çok da yükselemediği ortamlarda altının genelde bundan faydalandığı düşünülür. O açıdan altın onsta zaten son günlerde bir hareketlilik var. İlerleyen günlerde stagflasyon senaryolarıyla biraz daha yükseliş olabilir mi? Öyle duruyor sanki. Sadece stagflasyondan değil, dünyadaki jeopolitik gerginlikler ve göreceli olarak diğer varlıklar anlamında baktığınızda ucuz kalmış görünen bir varlık. Epeydir hareket etmiyordu. 1700-1800 bandındaydı ons fiyatı. Dolayısıyla rahatlıkla 2000 ve 2200 ons dolar fiyatını görmesi olasılığı söz konusu. Bazı yatırım fonlarının ve hatta bazı merkez bankalarının da yavaş yavaş altın aldığı raporlara girmeye başladı. Biriktirme dönemine girmişler. Dolayısıyla da bu değerli metalde önümüzdeki dönemde yukarı doğru trendin devam edeceği kanaatindeyim. Teşekkür ederiz katkı ve yorumlar için. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun. Evet, şimdi İş Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin'in yorumlarını dinleyeceğiz. Enflasyon konusundaki tahminlerini paylaştı. Özellikle küresel çapta yükselen petrol ve emtia fiyatları enflasyonu nasıl etkileyecek? İzleyelim. Geçmişte petrol fiyatı şoku yaşanan dönemlere bakıldığı zaman
resesyona da sokan yani sonrasında resesyonu takip ettiği dönemlere de denk geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada doğal olarak piyasada dönüp acaba petrol fiyatı şokuyla birlikte dünya resesyona girer mi geçmişte olduğu gibi sorusunu da doğal olarak soruyor. Fakat o dönemlere bakıldığında aslında resesyona sebep olan gelişmenin tek başına petrol fiyatlarında yaşanan şok olmadığı, buna karşı verilmiş olan merkez bankalarının aşırı sıkılaşma adımlarının aslında bu resesyonu tetiklediği görüşü de var. Dolayısıyla bugünkü noktada baktığımız zaman zaten enflasyonun birçok ülkede tarihsel olarak en yüksek uzun zamanların diyelim, tarihsel en yüksek değil tabii ki ama çok uzun zamandır tecrübe edilmemiş yüksek seviyelere gelmiş olması zaten merkez bankalarını harekete geçiriyordu. Birçok yerde geçirdi. Fed'i de Mart ayında harekete geçirecekti. Hala da geçirebilir. Fakat o geçmişte olduğu gibi arz şokları sebebiyle emtia fiyatlarındaki yükseliş ve özel olarak da petrol fiyatındaki yükseliş sebebiyle merkez bankalarının çok büyük bir sıkılaşma hamlesi yapması da çok beklenmiyor. Tam tersi hatta Fed'in eskiden fiyatlanana göre şu anki yeni senaryoda daha sınırlı bir faiz arttırım sürecine hayata geçirmesi beklentileri var şu anda. Yani fiyatlamalar buna işaret ediyor. Peki neden böyle? Çünkü hem birincisi işte bu bahsettiğim geçmişteki tecrübe var. Resesyona itebiliyor ülkeleri. Buradan edinilen tecrübeyle bu sefer daha ölçülü, daha temkinli gidebilecekleri yönünde bir kanaat var. Ve biz uzun zamandır biliyoruz ki merkez bankaları artık Fed, Avrupa Merkez Bankası bir büyümeyi de oldukça fazla önceliklendiriyorlar. Dolayısıyla arz kaynaklı enflasyonist baskılarla mücadele etmenin yolunu agresif bir sıkılaşmadan geçmeyeceği yönünde bir beklenti var. Merkez bankalarının böyle bir yöntem izleyeceklerine dair bir kanaat var. Ama tabii ki bu demek değildir ki merkez bankaları bekleyecek ve işte bu enflasyon görünümünün raydan çıkmasına izin verecek. Böyle bir şey de yok tabii ki. Burada merkez bankalarının en fazla, en iyi yapabilecekleri şey ki gelişmiş ülkeler bu anlamda çok avantajlı. Kredibilitelerini kullanarak evet şu anda ılımlı gidiyoruz faiz artımda ama gerekirse de her türlü tedbiri alırız. Bu mesajı kuvvetli bir şekilde verip zaten kredibiliteleri de olduğu için uzun vadeli enflasyon beklentilerini yönetmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu piyasada çeşitli göstergeleri var bunun için işte 5 yıllık 10 yıllık enflasyon beklentilerini piyasa nerede görüyor? Bunun fiyatlaması takip edilebiliyor. Merkez bankalarının gözü burada olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca tabii bir diğer konu da enflasyonun ücret sarmalına yol açma ihtimali. Şu anda Amerika'da örneğin çok yani enflasyonun artışı ücret artışlarıyla da paralellik gösteriyor ama Avrupa'da öyle değil örneğin. Eğer bu ücret artışları enflasyon arttıkça, petrol arttıkça bu ücret artışlarına da yansıyacak şekilde kendini gösteriyorsa o zaman yine merkez bankalarının biraz daha faiz artırım konusunda hızlanmasına veya daha güçlü adımlar atmasına sebep olabilecek bir gelişme olabilir. Ben bu iki kanadın merkez bankalarının merceğinde olacağını düşünüyorum. Yani birincil etkiler sebebiyle değil ama beklentilerin bozulmasını engellemek ve ücret enflasyon sarmalarını engellemek için daha önemli adımlar atabileceklerini düşünüyorum. Stagflasyon konusunda da az önce de söylediğim gibi hani dünyanın böyle bir endişeye girmesi çok normal. Çünkü geçmişte arz kaynaklı enflasyon şoklarının maalesef enflasyonu yükseltirken bir yandan da büyümeyi aşağı çektiği dönemler olduğu için şu an piyasa acaba böyle bir ihtimal var mı diye elbette ki dönüp bakıyor. Şu anda merkez bankalarının çok hızlı faiz arttırmayacağına yönelik beklenti ve bir de tabii ki sadece o da değil, bir de biliyorsunuz bu pandemi döneminde çok fazla tasarruf biriktirildi aslında dünyada. Bir yandan gelirler desteklenirken bir yandan da bu harcanabilir gelire yapılan desteklerin aynı oranda harcamaya dönüşmediğini gördük. Yani tasarruf oranları tarihsel eğilimlerin oldukça üzerinde seyretti. Dolayısıyla burada birikmiş bir tasarruf olduğu ve bunun da büyümeyi desteklemeye devam edeceği her ne kadar petrol fiyatı harcanabilir geliri olumsuz etkilese de yani enflasyondaki artış harcanabilir geliri olumsuz etkilese de
bunu bir ölçüde dengeleyebilecek bir başka itici güç olarak tasarrufların, birikmiş tasarrufların devreye girebileceği yönünde tahminler var. Dolayısıyla şu anda ben büyüme beklentileri evet biraz aşağı çekiliyor ama resesyon boyutunda veya potansiyelin çok altına gidecek boyutta bir aşağı revizyon olduğunu görmüyorum. Ama tabii ki de izlemek lazım. Savaşın başlamasıyla beraber ABD ve Avrupa Birliği Rusya'ya önemli yaptırımlar getirdi ve Rusya ekonomisini sıkıntıya düşürmemek için hem Maliye Bakanlığı hem de Merkez Bankası tarafında bu yaptırımların etkilerini hafifletecek adımlar atmaya başladı. Detaylarını izleyelim. Rusya, Batı'nın yaptırımlarının ekonomisine etkisiyle başa çıkmak için bir dizi önlemi hayata geçiriyor. Rusya Maliye Bakanlığı ekstra petrol ve doğalgaz gelirlerinin kullanımına yönelik mali kuralın bazı kısımlarının askıya alınması çerçevesinde döviz ve altın alım işlemlerini durdurduklarını açıkladı. Rusya 2017'de kabul ettiği bir kuralla petrol fiyatları yüksek olduğunda döviz alıyor ve fiyatlar varil başına 44 doların altına indiğinde satıyordu. Böylece rublenin petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan korunması amaçlanıyor. Bakanlık ayrıca Ulusal Refah Fonu'nu kullanarak piyasadan ruble cinsinden devlet tahvili OFS satın almayı planlıyor. Maliye Bakanı yaptığı açıklamada Ulusal Refah Fonu'nun yatırım yapılabileceği finansal varlıklar listesinin genişletilmesini, listeye Rus devlet tahvillerinin de alınmasını önerdiklerini belirtti. Rusya Ulusal Refah Fonu'nun elinde 13.6 trilyon ruble bulunuyor. Rusya Merkez Bankası da borsa üzerinden döviz alımına %30 komisyon getirildiğini duyurdu. Banka ayrıca uluslararası yaptırımlara karşı koruma sağlamakta uzmanlaşmış olan Reassurance şirketinin sermayesini 71 milyar rubleden 300 milyar rubleye çıkardı. Ayrıca yaptırımlar nedeniyle Moskova borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapalı. Böylelikle analizi noktalıyoruz. Kısa bir ara, sonrasında yatırım dünyasında ABD'den bazı hisselere bakacağız.